Fehmi Koru daha kıvanç kulisi Ak Parti troll faaliyetlerini cezalandırmak için yasa çıkarıyor. Konu Emin Elce. Bugünkü yazımı da Ankara'dan yazan daha kıvançın notlarına bıraktım. İktidar cephesi troll'lerden yoruldu ve kendi eliyle kurduğu yapıyı daha fazla taşımamak için uygun bir yol arayışında mı? Ankara'da böyle düşünenler var. Biri troller AK Parti'ye bakışı olumsuz etkilemeye başladı. Bu da seçimde sandığa yansıyacaktır endişesi. Parti saflarında yaygınlaştı dedi. Troll, walk, cancel kültür. Troll sözcüğü dilimize bir başka dilden girdi ama zaten dünyanın bütün dillerinde aynı kelime kullanılıyor. İlk kullanıldığı dilde hoşlanmadığı birini ya da bir düşünceyi karalamak için sosyal medya hesabını kullanan kişi anlamına geliyor troll. Bireysel bir uğraş. En çok da sanatçıları hedef alıyor o ülkede troll denen yaratık. Uğradığı saldırı yüzünden sosyal medya hesabını kapatan sanatçılar, şarkıcılar, artistler oldu. Pis, kirli bir iş troll denen kişinin yaptığı. ABD'de ve pek çok batı ülkelerinde yaygın kullanıma girmiş bir başka kelime de woke. Aynı anlamda cancel culture deyimi de kullanılıyor. Troll bireylerin ideolojisi sayılabilir woke troll bireyler beğenmedikleri, hoşlarına gitmeyen kişileri hedef almak da onlar gibi düşündüğünü varsaydıkları tarihi kişilikleri de karalamaya çalışıyorlar. Bu yüzden heykeller yıkılıyor, itibarlar aşındırılıyor. Henüz Türkçe bir ada kavuşmadı ama vök tarzı, ideolojik yaklaşımlar bizde de vardığını hissettiriyorlar. Yakın geçmişte ülkemizin iftihar kaynaklarından sayılması gereken çok gönlü bir değer kendisine de sorulmadan en iyi bildiği bir konunun üst kuruluna yerel yönetim tarafından üye gösterilince, yüzlerce troll kendine özgü görüşlerini serbestçe yazma imkanı sağlayan bir yandaş gazetede vaktiyle yazıları çıktı diye o değerin üzerine gitti. Ovak usulü. Kurul şimdi onsuz ve bana göre de onsuz olduğu için işlevsiz. Kendisini o göreve layık gören siyasi ve yakınları nedense kararlarının arkasında durmadılar. Troller VOK haline dönüştü ve sonuç aldı ülkemizde. Yasal düzenlemenin sahibi trolleri en iyi tanıyan siyasetçi. İktidar cephesi şimdi bir yasa ile trollerin işini zorlaştırmaya amaçlıyor. Birkaç bakanlığın temsilcileri AK Partili bir yetkili başkanlığında bir araya gelmiş ve çıkartılacak yasa üzerinde son rotüşleri yapmış. Ankara'da konuşulduğunu duyduğum soruyu en başa yerleştirmiştim. İktidar cephesi trollerden yoruldu ve kendi eliyle kurduğu yapıyı daha fazla taşımamak için uygun bir yol arayışında mı sorusunu? Sorunun temelinde yasa hazırlığı için yapılan ve devlet memurlarının katıldığı toplantıya başkanlık eden AK Partili yetkilinin partinin sosyal medya gruplarının destekçisi olarak bilinmesi yatıyor. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele amaçlı yasa çıktığında yasa en başta AK Parti ile uyumlu çizgide mesajlar yayınlayan sosyal medya kullanıcılarının çanına ot tıkar. Konuya ilişkin haberlerde dezenformasyon kelimesinin organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik içerikler olarak tanımlandığı bildiriliyor. Troll tanımı bu. Maaşlı insanlar bunlar. Attıkları hakaretlerle dolu karalama mesajlarıyla görevlerini yerine getirmiş ve maaşlarını hak etmiş oluyorlar. Benzerleri Rusya'da biraz daha geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Yalnız Kremlin yanlısı mesaj atmakla görevli değiller. İçlerinden bir grup, başka ülkeleri hedef alan saldırılarda da görevli. ABD'de 2016 ve 2020 seçimlerinde Rus trollerin sonucu etkilemeye çalıştıkları istihbarat raporlarına geçti. Rus troller, Almanya ve İtalya seçimlerinden öncesinde de rol aldılar. Dil bilmeleri de gerekmiyor trollerin. Kendi dillerinde yazdıkları metinler Google Translate aracılığıyla hedef kitlenin diline çevriliyor ve o ülkede yaygın isimler arkasına saklanan troller sosyal medya mecraları üzerinden saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Yerli ve milli trollerimizin kollarının başka ülkelere uzandığını duymadım. Resmi ve kurumsal bir mekanizma yani rütük. Trollerle mücadele etmek üzere resmi ve kurumsal bir mekanizma oluşturulması öngörülüyormuş. Rütük benzeri belki sosyal medyada rütün gözetimine verilebilir. Neden olmasın? organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik içeriklerle yürütülen yalan haber ve dezenformasyon faaliyeti yasayla getirilecek yüksek cezalarla engellenecek. Fazla uzamda olmayan birisi, şu yakınlarda AK Parti muhalefete düştüğünde kendisini zora düşürecek altyapıyı şu sıralarda kendi eliyle kuruyor görüşünü dile getirmişti. Bu da onlardan biri ve daha muhalefete düşmeden iktidardayken kendisine ezmet edenleri cezalandırmayla sonuçlanacak bir yol açıyor AK Parti. Troller hiç de bir bölümü bunun farkında ve hazır AK Parti henüz iktidardayken kendilerine daha farklı bir iş arayışına girmiş durumdalar. Öyle anlaşılıyor. Ankara siyasi çevrelerinde konunun ele alınışına işitince bayağı şaşırmıştım. Trolleri cezalandırmak için yasa çıkartmak ve bu görevi AK Parti'nin sosyal medya kadrosunun denetiminden sorumlu bir siyasinin ihtimamına teslim etmek bana ters görünmüştü. Kurtulmak istiyorlar gerekçesini o yüzden makul buldum. <laughs>